1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhabalar. Tüm izleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz, yayınlarımıza göstermiş olduğunuz ilgi alakaya teşekkür ediyoruz. Ki biliyoruz birçoğunuz buradan sağlık hizmeti almış Avrasya ailesinin kıymetli değerlerisiniz. Yayınlarda bizimle paylaştığınız her bir güzel yorumunuza şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün anne ve anne adaylarının, anne olmayı planlayanların, hatta babaların bile ilgi duyacağı bir yayınla karşınızdayız. Bu bilgiler
doğumu beklerken kritik her anınızda size hem bilgi sağlayacak hem de merak ettiklerinize ışık tutacak. Doğum süreçleri paneliyle karşınızdayız bugün. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız Operatör Doktor Nurcan Dalan, Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak, Sorumlu Ebemiz Gülşen Şen, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Türkan Avşar, Sorumlu Bebek Hemşiresi Çağla Babacan, Doğum Koordinatörü Selda Ayvaz bugün yayınımızda bizlerle. Öncelikli olarak hepsine hoş geldiniz diyoruz. Her doğum topluma kazandırılmış bir değerdir. Her çocuk geleceğimizdir gözüyle bakarak hem anne hem bebek sağlığını kontrol altına alarak onları sevgi dolu yaklaşımlarla en doğru yönlendirmelerle takip ediyoruz. 22 yıla sığdırılmış nice mutlu aile oluşlar var hikayelerimizin içinde. Her biriyle bağlarımız hala ilk günkü gibi. Zaman zaman onlarla buluşmalar düzenleyerek, Avrasya Çocuk Kardeşliği çocuk şenliklerimizi yaparak, bir araya gelerek hem annelerle hem çocuklarla onları hala ilk günkü gibi önemsediğimizi ve ellerimizin hala onların üstünde olduğunu her zaman hissettirmeye çalıştık. Biz Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerimizde birbirinden başarılı medikal kadromuz ve deneyimli hemşirelerimizle, ebelerimizle bu süreci sizlerle birlikte el ele güven vererek sağlıyoruz. Değerli doktorlarımın bugün ikisi yanımda. Onlar dışında ekibin diğer bir kısmı polikliniklerinde ve doğumlarındalar. Kim bu isimler? Doktor İstefan Suna, Doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever. Bu hocalarımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, tüm hocalarımız her an sevecenler, her an hastalarını gülen yüzleriyle karşılıyorlar. Gündüz, gece, sabaha karşı demeden her daim bir telefonla çıkıp gelip bazen kendini ve ailelerini, belki o an en özel anını kutluyor dahi olsa, hiç düşünmeden ikinci planda tutarak önceliğim her zaman hastam diyerek gülen yüzünü bir an düşürmeden gelip bebeklerin tanıştığı o ilk özel kıymetli insanlar oldular. Emeklerinize tüm hastalar adına öncelikli olarak teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Evet, hamileler biliyoruz ki en kıymetli varlığı bebekleri için birçok şeyi merak ediyorlar. Ani gelişen durumlar olabiliyor. Tam bu noktada doktoruna ulaşılabilir olmak çok önemli onlar için, bunu biliyoruz. Tüm kadın doğum uzmanlarımız onlara her an gece gündüz bir telefon kadar yakın. Alacağı bir cevapla kaygısı, korkusu kaybolup gidiyor. İşte öyle bir güven bağı bu. Sizin eliniz karnınızda bebeğinize dokunup buradayım derken biz hem anneyi hem bebeğinin üzerinden elimizi asla çekmeden sizlerle bu hikayenizde buradayız, yanınızdayız diyerek onlarla bu anları paylaşıyoruz. Doğum öncesi kadar doğum sonrasında da bu takibi bırakmadan annelerimizin kontrollerini gerçekleştiriyor. Bebeklerin gelişimleri için onları yetişkin bireyler olana kadar takip ederek yalnız bırakmıyoruz. İşte bu birlikte doğmak, büyümek ve sizlerle birlikte aile olmak. Avrasya Hastanesi olarak edindiğimiz misyonumuz her daim toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle sizi buluşturuyor olmaktır. Biz bunu kurum olarak edindiğimiz misyon kadar kadın doğum bölümümüzde de misyonumuz olarak hareketle anneleri sağlıklı gebelik süreci geçirsin, bebekler kaliteli bir doğumla dünyaya gelsinler diye gerekli tüm altyapı, donanım ve ekiplerimizi büyük bir titizlikle kurduk. Polikliniklerimiz, modern doğumhanelerimiz, ameliyathanelerimiz, yeni doğan yoğun bakım ünitemiz anne ve bebek sağlığı için gerekli olacak her türlü hizmet ve tedavi için dört dörtlük bir şekilde karşınızda. Doğumunuzun gerçekleşeceği yer, evet, bu seçimi yaparken de eminiz ki kendinizi güvenilir bir yere, güvenilir bir doktora teslim etmek istiyorsunuz. Tüm ihtiyaçlarınızın karşılanacağı bir hastane arayışı içinde oluyorsunuz. Biz Avrasya Hastanesi olarak buradayız ve fikir edinmek için dahi olsa bize danışıp hastanemizi gezip hizmetlerimizi tanıyıp kararlarınızı verebilirsiniz.
tam teşekküllü bir hastane ortamında doğumunuzu gerçekleştirmek sizin de hakkınız. Nisan ayının son haftasındayız, hatta son günlerindeyiz. 9 Mayıs Anneler Günü aynı zamanda. Şimdiden de tüm annelerin, anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun diyoruz bu yayınla birlikte. Toplumun kıymetli, yetiştirici, öğretici bireyi annelerimiz. Her biriniz çok kıymetlisiniz ve hepinize Avrasya Hastanesi'nden kucak dolu sevgiler diyoruz. Doğum süreçleri dedik. Birçok merak edilen soruyla karşılaştık. Sosyal medya hesaplarımızdan da yine bize sorulan sorular oldu. Şimdi bu soruların yanıtlarını değerli hocalarımla, hemşehrilerimizle, ebemizle buradan sizlere sağlamış olacağız. Evet, ilk olarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla başlamak istiyorum. Hangi kelimeyle kendisini anlatabilirim bilmiyorum ama resmen anne ve bebeklerin koruyucu meleği gibi adeta tüm süreç boyunca ellerini asla annelerimizin üzerinden çekmeden mutlu hikayeler yaşatan, yılların emektarı, Avrasya'da doğurduğu çocuklar koca insanlar oldu artık hatta. Evet, operatör doktor Nurcan Dalan yanımızda, biliyoruz ki birçoğunuz zaten tanıyorsunuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet hocam, öncelikle yine gebelikte merak edilen sorularla hemen başlamak istiyorum ben. Hocam, gebelik kontrollerinin önemi nedir ve kontrollerin aralıklarını, süresi nasıl olmalıdır? Gebelik kontrolleri çok önemli. Sadece bebek değil, anne sağlığı açısından da çok önemli. Çünkü doğum çok güzel, harika bir olay ama ölümle bile sonuçlanabilecek, Allah muhafaza, çok korkunç olaylara da sebep olabilecek bir süreç. Evet. O yüzden aslında hiç gebe kalmadan anne adayımızın, hatta baba adayımızın bize gelmesini istiyoruz. Sosyal yaşam, alışkanlıklar gibi değerlendirmelerini önceden gözden geçiriyoruz. İşte içki, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla beslenme alışkanlıklarını düzenlemelerini istiyoruz. Zararlı her şeyden uzaklaşmalarını, mümkünse sigarayı bırakmalarını istiyoruz ve folik asit başlamalarını istiyoruz. Eğer bir sağlık problemleri varsa, işte şeker gibi, tansiyon gibi, kalp gibi, öncelikle bu sağlık problemlerini halledip, sağlıklı hale getirip ondan sonra gebe kalmalarını istiyoruz. En ideali bu. Ama genelde bize gebe kaldıktan sonra geliyorlar. Ama ideal olan gebe kalmadan gelmeli. Çünkü folik asit en az bir ay önceden başlamak gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir bebek için. Sonra ilk vizit çok önemli. Niye ilk vizit çok önemli? Çünkü bazen bebekler yolu şaşırıp tüplerde takılıp kalabiliyorlar. Ve Allah muhafaza dış gebelikle karşılaşabiliyoruz. Bebeğin sağlıklı yere yerleşip yerleşmediğini görmemiz için ilk aylarda, yani adetten bir hafta 10 gün sonra görmek çok önemli. Evet. Kalp atışlarını duymak, sağlıklı bir gebeliğe sahip olduğunu görmek ilk vizit için önemli, dış gebelik olmadığını anlamak açısından. Daha sonra 11-14 hafta testimiz var. Down sendromu tarama testi. Burada 11-14 hafta arasında yapılması gereken bir test. Bu testi mutlaka ayrıntılı olarak hastalara bilgi veriyoruz, anlatıyoruz ve ense kalınlığını ölçüp bir biyokimyasal test var, onu yapıyoruz. Yani 11-14 hafta arasında gelmesi önemli. 20-22 hafta arası çok önemli. Anomali taramalarını, işte aşılarının programlanması, özellikle eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa demir hapının başlanması bu haftalara denk geliyor. Onu programlıyoruz. Yani 20-22 hafta arasında gelmesini istiyoruz. Evet. Daha sonra 24-28 hafta arasında bir şeker yükleme testimiz var. Çok önemli ve kan, hasta genel bir değerlendirme, kan tahlillerini yapmak için 20-24 hafta arası istiyoruz. Ve 32 haftadan sonra da biraz daha sık görüşüyoruz. 3 hafta ile 2 hafta arasında. 37 haftadan sonra da her hafta vizite gelmesini istiyoruz gebelerimizin. Hocam, az önce bahsettiğiniz gibi yine şeker testi dediniz. Son zamanlarda yapılmalı mı, yapılmamalı mı diye de birçok sosyal medyada da yine bu merak edilenler arasındaydı. Bunun önemine biraz değinebilir misiniz? Şeker yükleme testi çok önemli. Çok sağlıklı bir gebede bile eğer genetik bir yatkınlık varsa çok daha yüksek oranda, hiçbir genetik yatkınlık olmasa bile maalesef günümüzde yeme alışkanlıklarımız çok kötü, gerçekten çok kötü. Çok fazla yapay
gıda tüketiyoruz ve hepimizin diyabete meyini maalesef artık var. Evet. Üstelik gebelik bunu 2-3 kat da arttırıyor. Son yayınlar, inanamadım ben de duyduğumda, %80'lere kadar gebelik şekerinin görüldüğünü söylüyor. Yani hasta bazen işte ailemde yok, ben zaten zayıfım, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Şekerim, yani açlık şekerim zaten normal çıktı, yaptırmak istemiyorum. Sosyal medya çok berbat bu konuda. Maalesef biz çok savaşmak zorunda kalıyoruz. Şeker yükleme testi konusunda hastalarımız, daha çok hastalarımız eşleri ve anneleriyle daha çok, evet, televizyon karşısında vakit geçiren ebeveynlerle çok savaşmak zorunda kalıyoruz. Orada şeker yüklemeye karşı değişik bir antipati var ve ön yargı var. Sanki şeker yükleme testi yaparlarsa bebeklerini şeker hastası yapacaklarmış diye zannediyorlar. Halbuki şeker yüklemede 50 ila 75 gram bir glikoz içiyorlar ve eğer sağlıklılarsa bedenleri onları bir saat sonra tamamen o glikozu yok ediyor ve normal seviyeye iniyor. Sağlıksız bir bedenleri varsa ve gebelik şekerleri varsa o zaman yüksek çıkıyor. Evet. Ki biz o zaman kontrol altında tutuyoruz şekerlerini ve sağlıklı bir gebelik, çok kilo almayan, obez olmayan bir bebek ve normal doğumu gerçekleştireceğimiz sağlıklı bir süreç yaşıyoruz. Evet, bu testimizi ihmal etmeyelim diyoruz buradan da yine gebelere önerildiği süreçlerde. Hocam, yine en çok merak edilen, hamilelerin en çok tedirginlik duyduğu konulardan birisi de gebelikte kanamalar neden olur? Bu gibi durumlarda ne yapmalı? Şimdi gebelikte kanama bizim için tabii ki alarm edici bir durum. Ama illa her gebelik kanaması kötü sonuçlanmıyor. Bazen yerleşme kanaması dediğimiz gebeliğin ilk haftalarında hafif böyle lekelerde şekilde kanamalar olabiliyor. Çok önemsiz ama mutlaka tabii değerlendirmek lazım böyle bir şikayeti olan gebeyi. Eğer düşük tehdidi düşünüyorsak da progesteronla destekliyoruz. Ama bazen düşükle de sonuçlanabiliyor. Bazen bebeklerin sonu, plasenta dediğimiz eşi denilen halk arasında, bu rahim ağzına yakın yerleşebiliyor. Ona bağlı kanamalar oluyor. En tehlikelisi ablasyo dediğimiz, bazen plasenta dediğimiz o işte emzikten ayrılma diye söylüyor bazen, evet, halk arasındakiler. O yerinden ayrılabiliyor, kanamaya neden oluyor. Bazen de çok basit bir neden olabiliyor. Rahim ağzında basit bir enfeksiyon oluyor. Ya da polip gibi küçük bir şey oluyor. Kanayan, dokunmakla kanayan bir lezyon oluyor. Ona bağlı çok basit kanamalar oluyor ama bunu muayene etmeden, değerlendirmeden karar vermemiz imkansız. Evet, ki önemli. Yani bu gibi durumlarda lütfen hekim kontrolünüze, evet, evet, gelmenizi öneriyoruz. Peki hocam, gebelikte egzersiz ve spor yapılabilir mi? Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Gebelikte egzersiz ve spor mutlaka yapılmalı. Gebelik demek yatmak demek değil. Çok aktif olmak gerekiyor. Yatan gebe en korktuğumuz gebe. Damar tıkanıklıkları, aşırı kilo, hareket bozuklukları, her türlü problem yatan gebeden oluyor. Mutlaka çok güzel gebelikte pilatesler var. Sadece yürüyüş yapılabilir. Evet. Günümüzde maalesef uygun değil ama yüzmek mükemmel bir egzersiz gebeler için. Açık hava sporları, basit, yorulmadan ya da yürüyüşler ve lamaz egzersizleri dediğimiz böyle küçük doğum, normal doğumlarına da yardımcı olacak çok güzel egzersizler var. Çok kolay ulaşabilir artık, dijital çağda yaşıyoruz, her türlü egzersize. Evet, yine en çok merak edilenlerden birisi de buydu. Bunun da cevabını hocamla vermiş olduk. Peki hocam, doğum yapan bir bayan doğumdan ne kadar süre sonra tekrardan gebelik düşünmeli? Sağlık açısından bunun uygunluğu nedir? Evet. Gebelik geçiren, doğum yapan bir kadının en az 2 sene, normal doğum ya da sezaryen, istisnası yok, 2 sene gebe kalmaması gerekiyor. Kalırlarsa ne olur? Bir kere bebeklerini emziremezler. Çünkü süt kesilebiliyor, sütün kalitesi azalabiliyor. Vücutları tamamen kendilerini yenilememiş oluyor. İşte kansızlıklar, bir takım sorunlar üzerine bir daha bir gebelik yükü ekleniyor. İşte sezaryen oldularsa Allah korusun sezaryen yerlerinde sorunlar çıkabiliyor. Hem anne karnındaki bebek için, hem anne için, hem de dışarıdaki gebelik için 2 yıldan sık gebelikleri riskli gebelik kategorisine alıyoruz ve daha, evet, yakın takibi alıyoruz. Yani 2 sene önce mümkünse gebe kalmamaları çok önemli. Hocam, peki gebelikte kısaca beslenmeye biraz değinebilir misiniz? Nasıl olmalıdır? Aslında çok basit, sağlıklı beslenmek. Yani paketli gıda yememek, turfanda olan şeylerden uzak durmak, en ucuz ve en basit beslenme, sağlıklı beslenmek. Paketli gıda yemeyeceksiniz, o mevsimde hangi sebze, meyve yetişiyorsa onu yiyeceksiniz. İşte hamur işlerinden, çok yağlı,
işte pişirme yöntemleri önemli. İşte daha çok buharda, ızgara, yağsız tava gibi ya da fırın gibi mecraları kullanarak pişirdiğimiz yemekler, evde özellikle pişirdiğimiz yemekler çok yağlı olmayan, daha çok bitkisel yağlar kullandığımız beslenme şekli en ideal beslenme şekli gebelik. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bu bilgilerden ötürü. Birazdan yine kapanışta yine mesajımızı alacağız izleyenlerimize. Ve hemen bir diğer yanımda da yine Avrasya Hastanesi'nde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında mutlu aile pozlarının yanında onu çok sık görüyoruz. Az önce videomuzda da yine izlediğimiz gibi birçok mutlu anne ve babanın yanında olan isimlerden birisi, güvenilirliği ve tecrübeleriyle de başarılı bir kadın doğum uzmanı. Evet, operatör doktor Süleyman Yeni Ocak yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyorum öncelikle sizlere de. Evet hocam, az önce Nurcan hocamla biraz değindik ama eminim bunların dışında da birçok test ve tetkikler vardır. Doğum öncesinde hocam anne ve bebek için önemli olan, ihmal edilmemesi gereken testlere değinebilir misiniz? Herkese merhabalar diyorum öncelikle. Gebelik takibinde az önce Nurcan hocam zaten rutin tarama testlerinden bahsetti. Bunlara da özellikle vurgu neye yaparsınız derseniz ikili test özellikle çok önemli. İkili testin doğruluğu, hassasiyeti, erken haftalarda yapılabiliyor olması, üçlü ve dörtlü testten daha yüksek doğruluk oranına sahip olması ve bebekten alınan ölçümlere özellikle dayalı olarak yapılması, duyarlılığının yüksek olması, erken dönemde de bir sorun varsa erken haftalarda tespitini sağlaması açısından özellikle ikili testi kaçırmayın derim gebelerimize. Bebeğin belli bir boyutta, belli bir haftada olması gerekiyor. 11 hafta 3 gün ile 14 hafta arasında. Evet. Bunu takiben özellikle de detaylı organ taraması, zamanında hekime başvurmaları çok önemli. Bunu şöyle vurgulamakta da fayda var. Detaylı organ incelemesinde de şeker yüklemede olduğu gibi bir antipatik durum söz konusu olabiliyor. Hayır, teknoloji çok gelişti. Var olan bir sorunun tespiti, emin olun, yaşama şansı yüksek olan bir bebeğin, eğer ki bu sorun bilinmezse doğum anında bebek hemşirelerimiz de burada. Yani doğuma girerken biz pek çok sefer diyoruz ki bakın bebeğimizin şöyle bir şeyi var, ona göre çocuk cerrahımız olsun. Bebeğimizin şöyle bir şeyi var, kalp anomalisi var, kalp damar cerrahlarına haber verelim. Yani bazen ameliyathaneden sezeryen sonrası ya da normal doğumdan sonrası apar topar ameliyathaneye alıp acil müdahalesi gereken durumlar olabiliyor. Mesela bir bebeğin yutak borusu yok tespit edilmiş. Bu detaylı organ taramasında bakılmamış. Herhangi bir inceleme yapılmamış ve bu bilinmiyor diyelim. Evet. Ama bir yandan da bilindiğini düşünelim. Bilinmediği durumda bu çocuk doğduktan sonra muraracak. Herkes ne olduğunu, hiç kimse ne olduğunu anlayamayacak. Ve belki de ufak bir müdahaleyle yaşam şansı çok yüksek olan bir bebek yaşadığı sorunun sıkıntısından dolayı kaybedilecek. Ama bu biliniyorsa bebek hemşirelerimiz, çocuk doktorlarımız bu konuda özellikle önceden bilgilendirilmişse, gereken müdahalesi en kısa zamanda, öncesinde de gereken hazırlıklar yapılacak. Başhekimimiz de burada pek çok kalp damar anomalisi ameliyat şansına sahip olabiliyor. Bunların bilinmesi veya bilinmemesi arasında bebeğe doğumdan sonraki müdahaleler çok çok farklı gösterebiliyor. Yaşama şansı çok artabiliyor. Buradaki parantez şununla ilgiliydi. Detaylı organ taramasında bir bozukluk çıkarsa, herhangi bir yerinde bir soru tespit edilirse bebeğin gebeliğin sollanması diye bir şey yok. Sollandırılma isteği aileye ait olan bir şeydir. Bize düşen bilgi vermektir. Bebeğinizde şu şeylerden şüpheleniyoruz. Bunun kesin tanısı şimdi ya da doğumdan sonra kullanılabilecek olanlar var. Ve inanın bizim de elimiz sınırlı burada zaten. Yani şimdiye kadar tanımlanmış 18-20 bin genetik hastalık var. Yani detaylı ultrason zamanında bu tarama testleriyle bunların sadece bir kısmı ulaşabiliyoruz. Bir kısmı doğumdan sonra belki de doğduktan 5-6 ay sonra ortaya çıkacak. Hiçbir şeyin garantisi yok ama ne diyoruz bugün? Mevcut imkanlarla yapılması gereken her şeyin yapılmasında doğum sonu, müdahaleler, yaşam şansı, daha sağlıklı bir çocukluk, daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için bunları özellikle vurgulayın derseniz bunu ve şeker yükleme testine karşı maalesef medyadan dolayı öyle bir şey var. Gebelik şekeri anne için de bebek için de özellikle bebek için sonraki hayatında hayatını belirleyecek derecede iz bırakabilecek sıkıntılar yaratabiliyor. Bazen onlarca ünite insülinle şekeri düşüremiyoruz gebemizde. İnsülin direnci artar biraz gebelikte, bunun yatkınlık artar. Bebek hemşirelerimiz de çok iyi bilir. Doğumdan sonra bebeklerin kan şekerleri çok düşer, düzenlemek zor olur. Her şeyleri değişiyor. Bunu bilip de bilmemek arasında inanın hem doğum şekli hem doğum sonu bebeğin bakımı açısından
çok ciddi farklar oluşturuyor. Bunu basit bir test yapma yapmama gibi algılamayalım. Doğumdan sonra bebeğin akıbetini gerçekten belirleyen şeyler bunlar. Bebeğin sağlığını etkileyen şeyler. Onun için özellikle bunlara vurgu yapmak isterim. Çok teşekkür ederiz. Hastanemizde de bu testlerin her birini gerçekleştirebilmekteyiz, uygulamaktayız. Yani anneyi oradan oraya, oraya gidin, buraya gidin demeden bir hastanenin içinde gerekli olacak tüm tetkiklerin testlerini gerçekleştirmekteyiz. Evet hocam, muayenelerden, biraz kontrollerden, Nurcan'ın hocamla da değindik. Biraz da doğuma doğru yaklaşalım istiyoruz. Evet, doğum süreçlerinde de yine çok merak edilenler var. Normal doğum mu, sezeryan doğum mu? Bunlar çok sorulanlar arasında. Ben ilk olarak normal doğumla ilgili sizlerden bilgi almak istiyorum. Hocam, normal doğum nedir ve hangi durumlarda tercih edilmelidir? Normal doğum dediğimizde aslında gebeliğin 37. haftasından sonra 41 haftaya kadar, 42'ye kadar da kabul edilebilir. Bebeğin annenin sancılanarak, baş gelişim olarak normal şekilde kendiliğinden doğumun başlayıp ilerleyip bebeğin doğmasıdır. Normal doğum doğal olandır zaten, fizyolojik olandır, beklenendir. Evet. Ve inanın doğum kararında ya da doğum sürecinde patron ne biziz, ne de anne, ne de bir başkası, patron bebek oluyor. Ve doğum sürecinin kendisi oluyor. Burada tercihe bağlı olarak çok fazla müdahalede bulunmak doğru mu? Kesinlikle yanlış, kesinlikle yanlış. Doğum korkusu biraz gebelerimizde fazla, doğumla ilgili endişeler fazla. Fakat doğal bir şekilde kendi halinde başlayıp devam eden bir doğumun güzel bir doğumla sonuçlanma ihtimali %80'dir. Bu çok ciddi bir orandır. Yani bu şekilde, doğal bir şekilde başlayan bir doğumla ilgili önceden önyargılardan dolayı, annelerimizin korkusundan dolayı sezeryana yönelmeleri bizi de üzüyor. Pek çok hastamız aslında normal doğum konusunda biraz olumsuz önyargıya sahip. Öyle bir olumsuz önyargı olmasın. Doğum kendiliğinden başlayıp sağlıklı bir şekilde ilerlediği müddetçe, doğuma anneden yana ya da bebekten yana bir engel olmadığı müddetçe doğal olan, kendiliğinden olan ve sağlıklı olan tabii ki de normal doğumdur. Sezeryan bir ameliyattır. Yani bugün nasıl bir hastalığımız ortaya çıkıyor, doktorlara gitmek zorunda kalıyoruz. İyi ki varlar. Safra kese bize taş oluyor. Safra kesesi ameliyatı yapıyorlar bize. Apandisitimiz patlıyor, apandektomi, apandisit ameliyatı yapılıyor. Bunların hepsi ciddi ihtiyaç sonucunda ve bir hastalık için yapılıyor. Sezeryan da bir ameliyat. Yani eğer mecbur kalmadığımız müddetçe gidip safra kesemizi aldırır mıyız? Yapmayız. Yani hiç kimse yapmaz öyle bir şeyi. Mecbur kalmadığımız müddetçe de tıbben herhangi bir sakınca yoksa, normal doğum, önce normal doğum olmuyorsa veya sıkıntı varsa sezeryanı düşünmek gerekiyor. Sezeryanın can kurtarıcı, hayat kurtarıcı olduğu pek çok nokta var. Az önce Nurcan Hocam da bahsetti, o plasentanın yerinden ayrılması ya da önde olmasına bağlı olan kanamalarda anne de bebek de dakikalar içerisinde hayati tehlikeye girebiliyor. Veya o doğumda bebeğin kalp atımlarının doğumu kaldıramamaya bağlı düşmesi, yavaşlaması bebeğin hayatını kurtarıcı bir müdahaledir. Doğum ilerlerken ilerleyememesi doğumun belli bir noktadan sonra artık bu doğum olmaz dedirtecek muayene bulgularının oluşması hayat kurtarıcı bir şeydir. Buna benzer sezeryan sebebi olabilecek pek çok nedenimiz var. Allah göstermesin, kapıdan girince gebe olduğu gibi kafetleriyle ameliyathaneye attığımız durumlar da vardır. En az 8-10 tane öyle durum sayabilirim. Evet. Onlar hiçbir gebe bizi sınamasın, yanından geçmesin diyelim. Öncelikle normal doğum diyoruz her zaman. Eğer bir sıkıntı varsa hekim ve hasta birlikte buna karar verecektir ve sezeryan yönünde bir karar çıkacaktır. Ama öncelikle her zaman normal doğumu, sağlıklı, fizyolojik, doğal olduğunu unutmayalım. Evet, peki hocam, yaşadığımız süreçte biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Burada korona ve gebelikle ilgili vereceğiniz mesajlar ne olur izleyenlere? Öncelikle gebe hastamız korona olmadan gebeliğini tamamlarsa süper olur, güzel olur. Evet. Kendini başkasına göre daha fazla korusun. Bilmezler çok tabii ki de, ama şu ana kadar en az bir 13-14 aylık tecrübemiz var bununla ilgili. Pek çok Covid'li hocamın da başına gelmiştir. Gebemizi doğurttuk burada. Gerekli önlemleri alarak. Bebeklerimize de herhangi bir sorun yaşamadık. Bebek hemşirelerimiz gayet güzel bir şekilde yeni doğan takiplerini yaptılar. Covid'in gebelikte aslında çok ciddi bir şeye sebep olmadığını biliyoruz. Fakat şunu unutmayalım. Eğer anne kötü etkilenirse ve solunum sıkıntısına girerse, yani annenin kanında dolaşan oksijen düşmüş oluyor o esnada. Dolayısıyla bebeğe giden oksijen de düşüyor. Covid ve gebelikle ilgili karşılaştırılabilecek en kötü tablo erken haftalarda özellikle. Atıyorum 30-32 hafta gebeyiz, çok ağır Covid geçiriyoruz, yoğun bakıma yattık, kanımızdaki oksijen düştü, o bebek çıkarılmak zorunda kalabiliyor. Yani bebeğe giden oksijen
az gittiği için, kalp atımları yavaşladığı için bebeğin artık kaybedilme tehlikesi ortaya çıkabiliyor. Bu oluşabilecek en kötü tablo. Fakat şanslıyız ki gebelerimiz genellikle genç. Yani çoğu gebemiz aslında 40 yaşın altında. Ve eşlik eden çok ciddi kronik hastalıkları olmuyor. Öncelikle Covid'den korunacağız. Yani evet. Başkasına göre daha fazla korunacağız. Covid geçiriyorsak mutlaka kadın doğum uzmanımızla görüşeceğiz. Bizim önereceğimiz şekilde Sağlık Bakanlığı'nın zaten bir bu konuyla ilgili bir planı var. Her zaman hazır. Gönderilen ilaçlar var. Kullanılabilecek olanlar var. Kullanılamayacak olanlar var. O konuda bizlere danışsınlar. Ciddi bir acil durum olduğu takdirde de hastaneye gelmeyi gerektiren bir durum sezinlediğimiz zaman da çağırıyoruz hastamızı. Yani Covid pozitif olmazsa kesinlikle evde kalması için bir sebep evet ama çok ciddi acil bir durumda da bana bakılmaz diye düşünmesin hiçbir gebemiz. Maalesef toplumda yaygınlaştıkça gebelerde de yaygınlaşıyor doğal olarak toplumun bir parçası olarak. Şu anda da Covid geçiren hepimizin gebeleri var bir sürü. Evden telefonla çoğu süreci idare ediyoruz. Ek vitamin takviyeleri, CBD vitamini özellikle ağrı kesici olarak önerdiğimiz gebelikte uygun olabilecek ilaçlar, bol sıvı tüketimi gibi ilave tedbirler ve önerilerimiz oluyor. Ve çoğu sorunsuz atlatıyor diyebilirim. Genç olması, çok ciddi kronik hastalığı olmaması ama öncelikle korunmak diyoruz. Her zaman gevşemeyelim. Yani kimde ne yapacağı da belli olmuyor. Lafı klasikleşti. Gebelikte de bağışıklık sistemi bazı hastalarımız da hakikaten kötü etkilenebiliyor. Evet. Gebenin bağışıklık sistemi biraz daha düşüktür normal gebe kalmadan önceki haline göre. Bazı gebelerimizi çok da kötü etkileyebiliyor. Hastaneye yatış desteği gerekebiliyor. Aman diyelim. Yani dikkat edelim. Evet. Yani. Yine bu süreçte de özellikle kadın hastalıkları ve doğum polikliniğimizde hizmetlerimize her zaman devam ettik. Hiç ara vermedik. Anne ve bebeklerin sağlığı için değerli hocalarım da bu süreçlerin tüm her bir aşamasında her bir gün buradaydılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm hizmet alan hastalar adına diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi biz doğumda oldukça geniş bir ekibiz. Burada olan sadece bir kısmı. Başarılı ekibin bir de arkasında yine burada bulunmayan birçok kahramanımız daha var. Bugün doğum süreçlerinden bahsederken demiştik aramızda hem hocalarımız var, edemiz burada, hemşirelerimiz burada diye. Bu süreçlere de şimdi değineceğiz. Evet, şimdi yine hastanemizde yılların tecrübesi kendisi ve birçok başarılı da yanında ebeler yetiştirdi. Avrasya Hastanesi'ne de çok güzel değerler kazandırdı. Evet, hastanemizin sevilen, güven veren ebesi Gülşen Şen aramızda. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet, sizleri yayınımızda görmek yine çok güzel. Ben hemen Gülşen Ebe'ye sorularımı sormak istiyorum. Ebeler doğumda hangi aşamada yer alır? En başta gebeliğin başından beri biz varız. Daha sık nesepe istenmeye başladığında bir test bu. Bebeğin kalp atışı, annenin ağrılarını test eden bir makine aletimiz var. O istenmeye başladığında ilk yaşamımız o zaman oluyor. Her şey normal giderse. Daha küçük haftalarda ancak sıkıntı varsa tanışıyoruz. Normal gebeliklerde nezeteyle başlıyor tanışıklığımız. Doğumun başından sonuna kadar hep varız. Muayenemiz, nezete takibimiz, doktora uyarma, başın ve doğum sonrası da bir müddet devam ediyoruz. Peki normal doğumlarda oluşan sancıları ebeler nasıl yönetiyor? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? En başta normal yani minimuma indirmeye çalışıyoruz. Önce nefes egzersizlerimiz var. Pilates egzersizlerimiz var. Ardından çok zor durumda kaldığımızda doktorlarımızdan destek alarak ilaçla devam ediyoruz. Evet. Minimuma indirmeye çalışıyoruz. Masaj yapıyoruz. Telkin etmeye çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Evet, yeni doğan yoğun bakım ünitemizde de yine yanında birçok kişi yetiştiren bebeklerin de aynı zamanda artık ablası annesi gibi oluyor. Belli bir zaman onlarla süreç geçiriyorlar. Yine yeni doğan ünitesi çok önemli. Özellikle doğum yapacağımız hastanede bu ünitenin bulunması da çok önemli bir nokta. Bu gibi durumlarda, olası durumlarda bebeği bazen kontrol amaçlı tabii hekimlerimiz alabiliyorlar. Yine yeni doğan yoğun bakım ünitemizin sorumlu hemşiresi Türkan Avşar. Bahsetmiştik açılışta, yanımızda hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Evet, Türkan hemşiremize sormak istiyoruz. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebek bakımını nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle herkese merhabalar. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi öncelikle bebeğin gereksinimlerini saptıyor. Ona göre bakım planını oluşturuyor. Evet. Bu bakım planında neler var onlardan bahsedelim. Cilt bakımıyla başlıyoruz. Sonuçta bebek doğduktan sonra cildinde mikrop atıkları, enfeksiyon atıkları, mekonyum atıkları oluşabiliyor, kalabiliyor. Biz bununla birlikte günde iki kez cilt bakımı yapıyoruz. Cilt bakımını da vücut silme işlemiyle yapıyoruz. Sabah akşam olmak üzere. Gözlerden başlıyoruz. İçten dışa doğru steril gazlı bezle silme işlemi yapıyoruz. Evet. Daha sonra ağız bakımı yapıyoruz. Ağız bakımı içerisinde sekresyonlar ülsere sebep olacağı için günde iki kez aynı şekilde ağız bakımı yapıyoruz silme işlemiyle. Daha sonra göbek bakımına geçiyoruz. Göbek bakımında önemli olan kuru olması gerekiyor. Göbek bakımını bebek bezinin dışında tutmaya önem gösteriyoruz. Çünkü enfeksiyon açık olabiliyor. Pişik bakımı yapıyoruz. Pişik bakımında dikkat etmemiz gereken şey ıslak mendil asla kullanmıyoruz. Steril suyla pamuk ıslatıp içten dışa doğru silme işlemi yapıyorum. Daha sonra beslenme protokolünü oluşturuyorum. Beslenmede oral alımı olmadığı için oral gastrit sonda dediğimiz işlemle mide, bağırsak beslenmesini sağlıyoruz. Daha sonra oral alımı aktifleşince oral alımını beslenmeye başlıyoruz. Peki prematüre bebek yaklaşımından bize kısaca bahsedebilir misiniz? Prematüre bebek diğer bebeklere göre bağışıklık sistemi daha düşük olduğu için hassas davranıyoruz onlardan. Enfeksiyonlardan daha çok dikkat ediyoruz, korumaya çalışıyoruz. Daha sonra invaziv girişimlerini azaltıyoruz. Minimal patizlik dediğimiz az dokunuş, çok gözlem prosedürünü uyguluyoruz. Ve aynı zamanda beslenme protokolü bunlarda tolere etme riski fazla olduğu için yakından takip ediyoruz. Kilo alımını, tartı alımını, aynı zamanda gestasyon atlasını tamamlama gününü bekliyoruz. Anne ve babalarına da kandır bakımı yapıyoruz bu süreçte. Evet. Aralarındaki bağ güçlendirmek amaçlı. Bebekte özgüven eksikliği oluyor çünkü. Tantremas uygulaması yapıyoruz. Annede de aynı zamanda risk artımına sebep oluyor ve bağışıklığını artırıyor. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileri. Türkan hemşiremize de teşekkür ediyoruz. Yine açılış konuşmamızda bahsettiğimiz gibi doğum düşünüyorsanız ya da polikliniklerde muayenelere gelmişseniz hastanemizin hizmetlerini daha yakından tanıyabilir, hastanemizi gezebilirsiniz ve bu süreçte de doğum koordinatörlüğü hizmetimiz var. Sizlere burada yine doğum koordinatörümüz Selda Hanım var. Bu süreçlerde sizlerin yanında oluyor, ailelerin yanında oluyor. Hastane hizmetlerinden, doğum hizmetlerinden, hastanede doğum yapacağınız odanızı görmenize kadar birçok süreç hakkında bilgilendirmeler sağlıyor. Şimdi biraz daha detaylı kendisinden bilgi alacağız. Yine Selda Ayvaz aramızda, doğum koordinatörümüz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Biz öncelikle genelde hastane hizmetlerimizi, hastanemizi hatta bazen ilk defa tanıştığımız zamanlarda doktorlarımızı bile tanışmak adına ilk vesile oluyoruz. Birlikte hastaneye geziyoruz. Evet. Odalarımızı, doktorlarımızı. Sonrasında doğum yatış öncesi, yatış sonrası, doğum, gebelik ve doğum süreçlerinde birebir onlar her istediklerinde yanlarında oluyorum. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Daha yatışı geldiği an sen karşılıyorsun. Tabii biz karşılıyoruz. Birlikte zaten odalarına kadar eşlik ediyoruz. Onlardan sonra da vizitlerde bulunuyorum genelde yanlarına. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman da bana istedikleri zaman ulaşabiliyorlar zaten.
taburculuktan sonra da zannedersem yine bir tabii arama gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim gibi Türkan Hanım da bebekleri olabiliyor bazen ya da hemşirelerimize danışmak istedikleri, doktorlarımıza ulaşmak istedikleri şeyler oluyor. Yine irtibatta kalıyoruz. Bana istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Evet. Ellerimizi hiçbirimiz üstlerinden çekmiyoruz hiçbir zaman. Yine bu süreçte Selda Hanım da hastalarımıza gerçekten eşlik ederek onları doğumdan öncesinde ve sonrasında da yine ilgi alakalı bir şekilde bu süreci yönetiyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, ne diyoruz? Kaliteli bir doğum, sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek, sağlıklı nesiller dünyaya getirmek tabii ki de herkesin hakkı. Toplumda çocuklarımıza gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Onlar geleceğin gerçekten büyük devlet adamları, doktorları, hemşireleri, ilerleyen yıllarda tüm topluma onlar hizmet verecek ve kaliteli bir birey olarak dünyaya gelip bunu da sonuna kadar gerçekleştirip ülkemize ışık tutacaklarını çok iyi biliyoruz ve biz hastanemizde hem anne hem bebek sağlığı için gerekli olacak tüm hizmetlerimizi son derece önemseyerek, bunun için gerekli olabilecek her hizmeti hastanemizde sağlayarak, yine bahsetmiştim, dört dörtlük bir şekilde sağlıyoruz diye iddia edebilirim. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Evet, anne ve babalar, anne olmayı düşünenler, eğer doğum düşünüyorsanız hastanemizi gezebilir, görebilir, hizmetlerimizi ve doktorlarımızla tanışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hocam, ben kapanışta Anneler Günü yaklaşıyor. Sizin annelerimize mesajınızı almak istiyorum. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadın doğum ekibi çok önemli diye evet. düşünüyoruz. Ama kadın doğum ekibi tek başına hiçbir şey demek. Bu ekip olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Ebeleriniz düzgün olmazsa, hemşireleriniz düzgün olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Tek başına bir hiçiz. Siz mükemmel olabilirsiniz ama arkanızı toplayacak olan ekip yoksa hiçbir şeysiniz. O yüzden hepsine şimdi hepinizin önüne çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa gerçekten biz hiçbir şey yapamayız ve bu kadar güzel hizmet veremeyiz. İyi ki varlar. Çünkü hayatımız onlar sayesinde kolaylaşıyor ve güzel gidiyor ve güzel işler yapıyoruz. Tek başına bir şey yapamayız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İkincisi, Anneler Günü tabii çok kutsal bir gün. Evet. Herkes annelik deyince hemen böyle mutluluk ve güzel şeyler düşünüyoruz. Onun için biz gebelerimize ya da bebeklerimize bir şey olduğu zaman o kadar kalbimiz kırılıyor ki hep güzel şeyler olsun. Hiç kötü şeylerle karşılaşmayalım istiyoruz. Hep böyle mutlu mesut doğuralım, güzel bebekler çıksın, hemen yanlarına verelim istiyoruz. Böyle bazen tabii ki yoğun bakımlara gidebiliyor bebekler. Yoğun bakımlar iyi ki var. Evet. Boşuna hastaneler, normalde evde de doğurabiliriz ama bir ihtiyacımız olduğunda onlar iyi ki var. Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma geliyorlar ve bebeklerimize en güzel şekilde bakıyorlar. Ve belki birazcık geç alıyorlar anneler bebeklerini. Belki üzülüyorlar ilk anda, kalpleri kırılıyor ama önemli olan o sağlıklı olarak eve gitmek. Biraz geç de olsa sağlıklı eve gitmek çok önemli. Hiç anneler bebeklerinden ayrılmasın. Hep anne kalsınlar, hep mutlu olsunlar istiyoruz. Hep güzel günler onların olsun istiyoruz. Şu Covid dönemi çok önemli bir dönem. Lütfen seyahat etmeyin. Şimdi kapanmalar gelecek diye herkes deliler gibi şehir dışına çıkmaya çalışıyor. O kadar çok gebel Covid oldu ki, o kadar çok hastaneye yatırmak zorunda kaldık ki. Gebeler çıkmıyor ama kocaları getiriyor Covid'i onlara. Yani sosyal mesafeye, şu maskeye çok dikkat etmelisiniz. Evet. Musluğa, dezenfeksiyona çok dikkat etmelisiniz. Gerçekten hasta oluyorsunuz ve bu hastalığın hiç şakası yok. Artık gençler de öyle biliyor. Çocuklar, bugün yardımcımın 8-9 yaşındaki çocuğu Covid oldu. Çocuklar da oluyor ve herkeste hastalık var. Belki iki kişiden biri Covid ve sadece siz kendinizi koruyabilirsiniz. Kimse sizi koruyamaz. Aşı daha çok yaygınlaşmadı. Ben olabilen bütün gebelerime de aşı olun diyorum. Sağlık personellerinin hakkı var. Gebe olanlara aşı tavsiye ediyorum. Onlara da çıkarsa diğer sağlık personeli olmayan gebelere de onlara da olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbirimiz Covid'den muaf değiliz. Onlar da Covid olabiliyorlar ve çok ciddi sekeller kalabiliyor. Lütfen sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene çok dikkat edin ve kendinizi koruyun. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bahsettiğiniz gebelerde aşı öneriyorum dediniz. Tam o esnada da canlı yayınımızdan bir soru gelmiş.
Bu üçüncü ayda da olsa hocam, gebeliğin üçüncü ayında da olsa fark etmiyor zannedersem. Evet, ilk üç aydan sonra mutlaka, eğer olanakları varsa mutlaka olmaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı daha izin vermedi ama evet, sonuçta Covid'den muaf değiliz. Yani gebe olmak Covid'i uzaklaştırmıyor ki. Çok evet, daha riskli bir durumdayız ve iki can taşıyoruz. Mutlaka ben aşı öneriyorum. Gebe. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, dediğimiz gibi kaliteli ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmeniz, doğum gerçekleştirmeniz için doğru adresiniz Zeytinburnu Avrasya Hastanesi diyebiliriz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Yine tekrar edelim, kısıtlamaların olduğu günlerde, önümüzde uzun bir süre yaşanacak olan kısıtlamalar mevcut. Bu günlerde biz yine sağlığınız için branş polikliniklerimizde hizmete açığız. Randevu talepleriniz varsa randevularınızı alabilir. Daha önceden almış olduğunuz randevularınız da var ise bu randevularınıza sizlere göndereceğimiz SMS'lerle kolaylıkla hastanemize ulaşabilirsiniz diye de bu bilgiyi tekrardan sağlamış olalım. Sağlık ihmal edilmez. Evet, buradan tekrar tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Ekran başında da bu ekibin bir diğer yarısının izlediğini biliyoruz. Onlara da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, sağlıklı nesiller için, sağlıklı bir gebelik için biz buradayız. Tüm medikal kadromuzla, hemşirelerimizle, ebelerimizle, yine doğum koordinatörümüz var, hasta danışmanlarımız var. Hastane yönetimi olarak, Avrasya Hastanesi yönetimi olarak buradayız diyoruz. Herkese sevgi dolu günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, bugün de Şifa Kapısı programımızda doğum panelimizi sizlerle paylaştık. Doğum sürecindeki o serüveni paylaştık. Değerli hocalarımız bizlerle birliktelerdi ve çok güzel bir ekip Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde doğum yaptırdılar. Neler yaptırıyorlar, neler paylaşıyorlar, Nurcan Hocam'dan dinliyoruz. Doğum sürecinin nasıl geliştiğini, neler yapılması gerektiğini anlattık, konuştuk biraz. Evet. Şu Covid günlerinde biraz neler yapılması gerektiğini konuştuk. Beslenmeyi konuştuk, normal doğumun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Mümkün olduğu kadar sağlıklı bir gebelik takibi, sağlıklı bir süreç olması için elimizden geleni, neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Ve ekibinizle birlikteydiniz bugün. Evet, bugün çok güzeldi. Hemşirelerimle, ebelerimle beraberdim, çok güzeldi panel. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağlıklı nesiller için sağlıklı bir doğum olsun evet, diyorum. Evet, inşallah. Evet, sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, panelimizin ardından Zeytinburnu Hastanemizin başhekimi Doktor Ali Rıza Caner Hocam bizlerle birlikteler. Panelimizle ilgili neler söyleyecekler hocamdan dinleyelim. Evet, teşekkür ederim. Bugün hakikaten çok güzel bir panel oldu. Doktoru, hemşiresi, ebesi, evet, danışmanı, tam kadro oldukça da güzel mesajlar verdiler. Özellikle normal doğumla ilgili güzel mesajlar verdiler. Bir de aşıyla ilgili güzel mesajlar verdiler. Özellikle Nurcan Hanım'ın gebelere de aşıyı önermesi bence anlamlı. Yani ben özellikle bu aşı konusunda durmak istiyorum. Evet. Yani çok durduğum bir konu, aşı konusu son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef şu anda aşı sırası gelip de yaptırmayan insanlar var, korkanlar var ve bu aşı karşıtlığından da çok etkileniyorlar, sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Çok gereksiz korkular var ve ben çevremde de var, görüyorum. Ve biz bu aşı işini çözemezsek, yani çok yaygın bir şekilde yapamazsak da bu hastalığı hiçbir zaman çözemeyeceğiz maalesef. Evet, tam kapanmaların olduğu süreçten. Tam kapanma, evet, geçiyoruz. Yani tam kapanmayla beraber aşıyı da tam yapar isek çok daha iyi olacak. Ama tam kapanma tek başına yeterli değil. Daha önce de çok kapandık. Evet. Ama sonra da tekrar böyle ikinci dalgalar, üçüncü dalgalar, eğer aşıyı biz işini çözemezsek, herkesi aşılayamaz isek, bu dördüncü, beşinci dalgalarda gelecek demektir. Onun için yani çok herkesten rica ediyorum. Ve sosyal programda da dile getiriyorsunuz Ali Rıza Hocam. Yani aşı, bir bilim insanı olarak, profesör, doktor olarak. Evet, aşı son derece önemli. Şimdi Sinovac aşısı geldi, bak işte BioNTech aşısı geldi ki çok son derece değerli bir aşı. Ve inanılmaz söylentiler var işte aşıdan kork, çok inanılmaz. Kesinlikle aşı konusunda tekrar ısrar ediyorum. Herkes aşısını yaptırsın, sırası gelen aşısını yaptırsın. Çekinmeden yaptırsın. Son derece nadir olan yan etkileri sanki herkeste oluyormuş gibi yayılıyor bu aşı kaçıtları tarafından. Ve
bu sefer de insanlar Covid'den patır patır ölüyor. Yani Covid'le kıyaslanamayacak kadar o yani son derece nadir gözüken, binde bir gözüken, on binde bir gözüken yan etkileri sanki çok oluyormuş gibi gösteriliyor. Bu konuda çok ısrar ediyorum. Evet, aşı daha konusunda. Hassas olması gerekiyor yani. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda yine çok anlamlı ve çok da önemli bir konuydu. Sağlıklı doğum ve sağlıklı gelecek için neler yapılmalıydı? Zeytinburnu Avrasya Hastanemizin kadın doğum doktorları, jinekologlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz hep birlikte panelimize katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve hastanemizin direktörü Sayın İbrahim Uğurlu Hocam, bu güzel panelle ilgili neler söyleyecekler hocamdan dinliyoruz. Evet, bugün yine Sağlık Bakanlığımızın okuryazarlık seviyesini yükseltme, Dünya Sağlık Örgütü'nün amaçları doğrultusunda toplumumuzu bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda bir panel izledik. Bu panel öyle sıradan bir panel değildi. Dünyanın en kutsal şeyi, doğum eylemini, doğum eyleminin standartları, süreçleri, sistemi, her noktanın, her bölümün sorumluluklarını kapıdan karşılayıp taburcu edinceye kadar süreçleri ekibi birlikte gördük. Burada niçin böyle bir ekiple bunu yaptık? Evet, doğum riskli bir iş. Doğum dikkat edilmediği zaman, zamanında tedbir alınmadığı zaman üzücü sonuçlara sebep olur. Bundan 20-30 yıl önce Türkiye bu konuda geri kalmış ülkelerden biriydi. Ama artık geri kalmış ülkelerden biri değiliz. Yani anne ve bebek ölümleri oranlarımız ciddi vaziyette sınıf atladık, düştü. Biz orada gelişmiş ülkeler kategorisine bu konuda girildi. Bu önemli bir kriterdi. İşte bu kriterin yaşayabilmesi için hastanın da bilinçli olması lazım. Ekibin de bilgili ve bilinçli olması lazım. Sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Böyle bir panelde çok mutlu oldum. En alttakinden en üstüne kadar, evet. Özellikle son hekimlerimizin Nurcan Hanım'ın konuşmaları beni ayrıca mutlu etti. Bu iş bir ekip işi. Evet. Özne hastadır. Bizler nesneyiz. Özne hekim değildir. Tek başına hekimle olduğu zannediliyor bu iş. Hayır. Burada güzel bir ekibin, evet, seslerini duyduk. İnanmışlıklarını gördük. Sahiplenmelerini gördük. Bu nedenle güzel sonuçlara, yarın yeni nesillerin yetişmesi konusunda kaliteli evladın dünyaya getirilmesi, mutlu anne ve babalara kavuşmanın sürecin sonucuna ben bir daha inanmış oldum. Peki, anneler günü mesajı da, evet, hocam. Anneler 9 Mayıs, evet, anneler gününü yaşayacağız. Elleri öpüleceğizse tüm annelerin gününü şimdiden kutluyorum. Rahmete gitmiş annemler için, annem için, anneler için ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun dileklerimi iletiyorum. Anne olmak, baba olmak öyle kolay bir şey değil, sıradan bir iş de değil. Anne olma bilinci farklı. Sadece bayan olmak için yeterli değil. Evet, gerekli, gerekli ama yeterli değil. Evet. Baba olmak için de gerekli ama yeterli değil. Bunun için beşeri, kendimizi, annelik görevini
üzerinde, babalık görevi üzerinde donanmamız gerekiyor. Bir beşeri bir mücadele vermemiz gerekiyor diye düşünürüm. Tam kapanmayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hastalarımız için kapanma yok. Evet. Hastaneler için de kapanma yok. Onun için evet, mutlaka sağlık problemi olmayanların, bu artık toplumsal bir sorun, bu el ele vererek çözebileceğimiz bir problem. Evet, kapanma, kısıtlamaya el birliğiyle uymamız lazım. Üzgünüm ki ilk baştaki şok o kadar etkili değil. Bireyler bu konuda biraz daha bana bir şey olmaz gibi bir duygu içerisindeler. Bu rehavete dikkat etmek gerekir. Bu işin şakası yok. Onun için dikkat diyoruz. Ama sağlığınızı da ihmal etmeyin. Mutlaka bunun için, bakın, birçok yerlerde kapanma var. Hastaya kapanma yok. Hastaneye de kapanma yok. Hastanemiz 7/24 hizmetine 7/24 hizmetine devam ediyor. Ama kurallara uyarak buradan bir randevu oluşturduktan sonra gelebilirsin. Randevu oluşturmadan kolluk kuvvetlerini de yormanın gereği yok. Onlar da herhangi bir kuşkuya düşmemeli. Randevu oluşturmak da çok basit. Sadece bir telefon kadar yakın, kolay, mesajda kendisine geliyor, rahatlıkla sağlıkla ilgili sorunlarını çözebilir, randevusunu yerine getirebilir. Kıymetli Kanal 58 izleyenler, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum nasıl gerçekleştirilir? Hanımefendiye soruyoruz. Efendim, merhabalar. Geçmiş olsun. Evet, teşekkür ederim. Çocuğunuz var mı? 2 tane erkek çocuğum var. Maşallah. Nasıl bir doğum yaptınız? Normal doğum yaptım. Ben evet, normal doğum taraftarıyım. Nasıl geçti gebelik süreciniz? Çok şükür iyi geçti. Elhamdülillah. Rahat geçirdiniz. Rahat geçirdim. Elhamdülillah. Doğum da rahat geçti. Doğum da rahat. Çocuklarımı da çok seviyorum. Çocuklarım da beni çok seviyor. Çok güzel. Gayet iyiyiz yani. Sağlıklı bebekler. Herkesin normal yapmasını isterim. Normal. Tercihim o, evet. Gemelik. Daha gördüm. Sağlıklı. Peki. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Hastane hem evime yakın hem de yani güzel çalışıyorlar. Çalışanlardan memnunum. Yani biz rahatsız olduğumuzda devamlı buraya geliyoruz zaten. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Babam onkoloji servisine üye, gidip geliyor, akciğer kanseri. 4 yıldır bu hastaneye gidip geliyoruz. Doktorumuz burada. Doktorumuzdan oldukça memnunuz. Hastanemizden de memnunuz. Bu geçtiğimiz cumartesi günü beyin metastazından dolayı yatırmak zorunda kaldık. Şu anda da buradayız işte. Harika. Yani biz çok memnunuz hastanede. Hiç alternatif aramayı düşünmedik. Zaten 4 yıldır da mücadele ediyoruz bu hastalıkla. Oldukça iyi gidiyoruz. Ya biz şanslıyız diyorum yani. Yani çok, yani bizim doktorumuz Fatma Hanım, Fatma Şen, çok iyi bir, hem mükemmel bir doktor hem de harika bir insan. Evet. Sağ olsun, başından sonuna kadar yani bizimle beraber yaşadı süreci. Çok, kendimizi çok şanslı hissediyoruz yani. Yani Avrasya Hastanesi'nde olduğunuz için şanslı bir... Zaten bir kurum yapan kadrodur zaten. Yani doktor kadrosudur yani. Şimdi bir kurumun kalitesi kadrosudur yani. Şimdi biz dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte biz Avrasya Hastanesi'nde tabii ki ne yapıyoruz? Memnuniyetimizi dile getiriyoruz yani. Yani Avrasya Hastanesi aynı şekilde yani sağ olsunlar bütün... Çalışanlar olsun, personel olsun, tamam, sağlık personel olsun, diğer bütün danışmanlar, diğer bütün çalışan, bütün sağ olsun, hepsi yakından ilgilendiler bize yani. Çok güzel, dediniz yani, de şanslıyız biz diye. Çok şanslıyız, yani çok şanslıyız. Yani biz, ben çok yere gidip geliyoruz, yani çok hastanelere gidip geliyoruz, yani kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz yani. Peki efendim, geçmiş olsun diyor. Rica ederim, sağ olun, diyor, çok güzel. Teşekkürler. ...1999 yılında
Dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.